Tülin Hanım, siz de iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Size de ekip arkadaşlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli katkılar sağladınız bu sezon programa. Bugün neler yapıyoruz? Bugün yapacağımıza geçmeden önce gerçekten bu programda olmak çok güzeldi. Bizim için de çok değerliydi. Biz de öncelikle size ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben izleyicilerim adına da çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün neler yapıyoruz Tülin Hanım? Bugün biz pamuklu bir iplik kullanıyoruz. İnce pamuklu iplik. Böyle birbirine uyumlu renk geçişinin tekrarlandığı bir renklenmemiz var. Bir de düz rengimiz var. İnce pamuklu iplik. Bununla biz Brezilya işi yapıyoruz. Ama Brezilya işi hanımlar bilirler, takip edenler hani sosyal medyadan. Tezgahlara gerilerek yapılır. Evet. Böyle ipleri tezgahlara gererek hani bir dokuma mantığında yapılır bütün bu çalışma. Çok güzel bir çalışmadır, bilenler bilir. Evet. Biz bu işi hani daha rahat, daha kolay nasıl yapabiliriz el örgüsünde diye düşündük ve böyle 4'lü trabzan ve 4 zincirle kafesler yaparak kafesin üzerine oradaki dokuma mantığını renkli iplimizle çalıştık. Evet, şurayı böyle bir yakın görebilirsek gerçekten çok güzel olmuş. Çok ayrı bir fikri olmuş. Bakın. Sonra da öbürünü gösterelim. Şunu gösterelim. Bakın burada çok güzel bir hem renk uyumu. Bayağı hoş olmuş. Ben dokuma çok sevdiğim için. Evet. Bunu da çok beğendim. Ama bu türlü nasıl çalıştığınızı merak ediyorum. Onu göstereceğim. Çok kolay olacak. Hani daha seri olacak. Bu ipliklere de çok yakıştırdık. Pamuk pamuk böyle yaz yaz bir çalışma oldu. Şimdi biz bu yelek için 2 yumak kullandık. Hani böyle bir yelek. Tabii bunlar çok büyük bedenler. Yok, yelek bu. Yelek. Çok büyük bedenler. Çok güzel bir yelek değil. Olmuş ayrıca. 2 yumak düz renk kullandık. Böyle bir zemin örüyoruz önce. Yelek bakın için. Bakın arkadan da çok güzel olmuş. Zeminimizi örüyoruz. Erkancığım bir yine bak büyük şeyde daha iyi görebiliriz. Bir yakın görürsek zahmet olacak arkadaşlarıma. Evet. Çok güzel olmuş. Bakın alttan üstten alttan üstten bakayım nasıl yapıyorsunuz. Çok çok merak ettim. Evet Tülin Hanım. Üzerine yine tabii 1 yumak renkli geçişli ipliğimizden kullandık. Böyle herkes tabii kendi bedenine göre. Kendine olan bir yeleğin yelek kadar kafesini örmeli. Kendine olan bir bluz kadar kafesini örmeli. Burada en önemli püf noktası şunu söylemeliyim. Bu pamuklu iplik. Hani ütüyle esnemiyor. Daha önce gösterdiğimiz iplik kalitesinde ütüyle bir esneme durumu vardı. Evet. Ama bu pamuklu iplikte hani ütüyle bir açılma olmaz. O yüzden böyle tam bedenlerine göre başlamalılar. Güzel. Hani ütülediğimde açılır gibi düşünmemeliler. Tamam. Çalışmamız bu bluz mesela böyle 3 yumaktan oldu. Çok zemin ve üzeri düz rengi de göstermek istedik. Ve özellikle dikmedik. Hani nasıl bir kalıp? Böyle çalışabilirler. Dikmeden bir göstermek istedik bunu. Hmm. Tabii hanımlar dikebilirler. Böyle örülüyor. Vallahi kafes. Ben dikmeden bile dikmeden şöyle bir alacağım bile, bir dakika. Mi? Bir panço gibi yapayım. Dikmeden bile hoş bu. Evet. Nasıl? Yani dikmeden bile güzel şöyle pıt diye atıvereceksiniz. Hani giyinme derdi yok. Aa, bunun kışlığını da yapalım. Çok güzelmiş. Ha böyle yerlere kadar da olur bu. Olur. Süper güzelmiş. Saçak isteyen takabilir, istemeyen takmayabilir. O yüzden öne taktık. Hani arkaya takmadık. Hani daha klasik saçaksız isteyenler evet. olabilir. Şunun açığını görelim şu şekilde. Evet Tülin Hanım. Yine sizi. Şu bluz içinde 2 yumak zeminde kullandık. O da biraz daha kısa bir bluz. 2 yumak. 2 yumak zeminde kullandık. Evet. Yine üzerine 1 yumak renkli ipliğimizi kullandık. Bunun eteklerinde böyle bir şey yapmışsınız. Etek uçlarına o da öyle çok yaptık. Güzel bir ifade vermiş. Şu çok güzel olmuş. Bunlar çok güzel olmuş. Kollarda güzel olmuş. Şimdi biz zaten buradan prensibi öğretirseniz bize. Tabii, tabii, tabii. Ondan sonra herkes biz ilerleriz. Kendisine o zaman göre yapar geçelim. Bize. Buyurun. Evet. Ayrıca ekip arkadaşlarınızdan Enis Hallaçoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Nerenin kirazıydı? Dur. Uluborlu. Uluborlu'nun kirazından gelmiş hem ekibimize, bize. Kızlar, Gülsüm Hanım, Yurdanur, Naz size de gelmiş. Kiraz böyle. Artık kirazla detoks yapacağız.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok naziksiniz. Düşünmeniz yeter. Çok çok teşekkürler. Yarım elma, yarım kiraz, gönül alma. Yarım değil yani, bayağı şöyle de. Yani şöyle. Hani şeyi öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok naziksiniz. Evet Tülin Hanım. Şimdi zincir çekiyoruz. 3 numaralı tığ kullanıyoruz burada. Böyle gevşek gevşek yine zemin zincirlerimizi çekiyoruz. İpliğimiz pamuklu ince bir iplik. Böyle hacimli zincir çekiyoruz. Tabii herkes kendi bedenine göre ölçmeli. Evet. 30 mesela ortadaki bluz için 39 kafes yapıldı. Yandaki bluz için 36 kafes yapıldı. Esnemeyeceği düşünülerek hep böyle biraz bol çalışılmalı ki yani yukarıdan giyerken rahat giyilsin. Evet, çok güzel. O ortadakine 39 mu? 39. Yani 39 ne? Kafes. Ben neyim? 40 bedenim, 38-40 bedenim yerine göre. Bazı gün kilo daha alırsam 40'ım. Şu anda tekrar 38'e doğru bir geçiş yapıyorum. Yani o arada diyelim ki 42 bedeniz, diyelim ki şeyiz. Ona göre sayılarınızı azaltır, çoğaltırsınız. 36 bedensiniz, biraz azaltırsınız. 42 bedensiniz, bir tık çoğaltırsınız. Yani 36 beden bir yeni bir 50 santim kadar yapmalı. 38'ler, 40'lar 55 santimi bulmalı. Santimi ölçüsü santim olarak bulmalı. Kafes dediniz 39 kafes. Kafes 39 ortadaki. Kafes tabii ama elini sıkarsa 39 kafes yaptığında bizim elimiz gevşek. Hani santim hemen düşer. Ele tabii. Göre değişir bu işler. Mutlaka zaten şöyle bir zinciri çekip şöyle bir tabii, bakmak tabii. Lazım. Tabii. El çok önemli. Herkes bunu biliyor. Evet. Şimdi biz dörtlü kafes çalıştık. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim yukarısı için. Tığımın başına doladım. Zeminden 4 zincir atlayıp hemen 4'lü trabzan yapıyorum. 1, ikisini birlikte alıyorum. 2, tek alıyorum. 3 ve 4. Böyle kafeslerimiz büyük büyük. 1, 2, 3, 4 çok gevşek gevşek. Eğer elimiz sıkıysa 5'lü kafes yaparız. Yani gevşekse dörtlü kafes yeterli. Böyle 1, 2, 3, dörtlü kafesle biz bluzumuzu örüyoruz. İstersek yeleğimizi örüyoruz, istersek şalımızı örüyoruz. Şal da yapılabilir, pareolar yapılabilir, her şey yapılabilir. Burada zemin böyle. Şöyle göstereyim. Bir tane daha yapayım. 4 zincir, tığımın başına doladım. Zeminden atladım 4 zincir ve dörtlü trabzan ile böyle kapattım. Şimdi geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çekip tığımın başına doladım. Kafesi biliyoruz ama yine de işte hani hiç bilmeyenler, gençler falan belki evet. Yapmak ister. Evet, yapmak istiyorlar daha 4, önce. Çok evet. Gözlemliyorum bunu. Evet. 4 zincir çekiyoruz. Yine tığımın başına dolayıp böyle örüyorum. Şimdi burada ben şunu gösterebilirim. Yaka kesmeyi. Mesela yakada nasıl bir kesme oluyor? Kol oyuntusunda nasıl bir kesme oluyor? Kol oyuntusunda böyle iki tane kafesi bırakıyoruz. Atlıyoruz. Bu yakanın önünde de böyle yelekte mesela. Yakanın önünde de iki tane kafes atladıktan sonra bir yarım yapıyoruz. Şimdi kol oyuntusu anlaşıldı. Şöyle ben baştan geleyim yakayı göstereyim. Sonra kol oyuntusunu gösteririm. 2, 3, 4 zincir çektim. Geldim. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Mesela bu yönden gidiyorsak hiç araya 4 zincir çekmeden direkt tığımın başına doladım. Battım. 1, 2, 3 ve 4. Hiç dolamadan yaptınız onu. Dolamadan yaptım. Evet, güzel. Ben dolamadan yaptım. Dolayarak da yapanlar oluyor. Şimdi burada kesmiş oldum. Yakayı kesmiş oldum ama tabii iki tane bırakıyoruz. Böyle yapayım da tam anlaşılsın. Şimdi iki tane böyle yakada bırakıyoruz. Evet, bıraktık. Yelekte. İki tane önde bıraktık. O zaman şuralardan falan yapmam lazım. Şimdi ben küçük başladım tabii. Şimdi neyi yapacaksınız? Yakayı kesiyorum. Yakayı. Yakayı kesiyorum. O zaman siz iki dakika hazırlığınızı yapın. Tamam. Efendim kirazlar
Sevgili patronunuz Mehmet Şen Çopur'un bahçesinden gelmiş. Efendim çok teşekkür ederiz. Mahcup ettiniz bizi gerçekten. Çok saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Enis Bey'e de çok teşekkür ediyorum genel müdür. Kendilerini çok seviyoruz. Evet, şimdi, buyurun. Şimdi böyle iki tane tabii bırakıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Kesme işlemimiz böyle oluyor. Yarım kafes yapıyoruz. Kol altında da böyle oluyor. İki tane bırakıyoruz. Böyle kesiyoruz. Oyuyoruz yakayı. Getireyim mi ortadakini size? Hani burada göstermek istiyorum. Yelek, yelek. Gösterebiliriz yeleğin üzerinden. Olur. Zahmet olmazsa. Estağfurullah. Yeleği veriyorum. Gösterebiliriz. Hani ay, yeleğin üstündeki bu iki renk uyumuna da çok bayıldım. Şimdi çok sevdim. Onlar birbirine uyumlu renk geçişlerinin evet, tekrarlandığı iplikler. Evet, çok güzel olmuş. Böyle yani hafif kızılderili havası olmuş burada. Hanımlar istedikleri deseni yapabilirler. Burada mantık hani dokuma mantığı. İstedikleri evet, şimdi onu öğreneceğiz. Gibi yapabilirler. Şimdi burada yakada iki tane bıraktık. Bir yarım yaptık. Bir ha, yarım, şurayı, burayı evet. Yakayı gösteriyorum. İki tane bıraktık. Bir yarım. Bir yarım daha hemen şimdi döndüm. Evet. Döndüm. Hemen bir yarım daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Sekiz çekmiyorum. Normalde döndüğümüzde sekiz çekiyorduk kare olabilmesi için. Böyle bir, iki, üç ve dört. Mesela burada da bir kesme yaptık. Böyle kesiyoruz. Şimdi burada bunun üzerinden konuşabilirim artık. İki tane bıraktık. Bu yarım yaptık. Yarım yaptık. Burada yarım yapmadık. Bir tane tam yaptık. Burada yine yarım yaptık. Hani çok oymamak için. Bu yaka istenirse daha aşağıdan açılabilir. Sonra şu çok çok önemli. Bu gerçekten el örgüsünde çok önemli. Mesela bu kesme yelekte de olsa, böyle bluzlerde de olsa, kazakta da olsa şuraya kadar gitmemeli. Yani bu böyle verev olarak böyle bitmemeli. Şuraya kadar yani bir 10 santim kala, bir 8 santim kala bizim artık kesme olayımız bitmeli ve bir düz çıkmalıyız. Şu omuzumuzun düzlüğü için. Bu çok önemli ve çok güzel duruyor bu şekilde yapınca. 10 santim, şurası 10 santimi geçmemeli. Mesela burada omuz 2, 4, 6, 8 kafes. Bunu 18 kafes biz başladık. Yani 45 santim gibi falan oluyor bu kalıp. Herkes tabii bedenine göre yapmalı. Kol altında da yine şimdi kafesi anlattığım için kafesten ilerliyorum. İşlemeye daha geçmedik. Kafeste de yine kol altında da yine aynı yaka gibi iki tane bırakıyoruz. Bir yarım. Bir tane tam yapıyoruz. Bir yarım daha yapıyoruz. Kol bir tam, yapıyoruz bir yarım. Yani. Evet, kol oyuntusu yapıyoruz. Burası tabii herkese göre değişir. Çok kilolu olan birisi burayı daha çok oymalı. Yani bir yarım, bir tam, bir yarım, bir tam, bir yarım, bir tam belki daha girmeli. Zaten aşağıdan başlarken de tabii, daha geniş başlayacak. Ona göre bitirmesi gerekiyor. Yoksa evet. Şu omuz düşer, düşünce de çirkin olur. Kenarlarda da geri sıkıntı yaptık. Bu anlaşıldı zannediyorum. Evet. İşlemeyi görelim. İşlemeyi Hanım, görelim. Çok güzel bir şey öğreniyoruz tamam. Şu anda. Şimdi ben görüyorum. Ben de dokuma, hatta Gülizar gelmişti. Ben bir dokuma atölyesi yapmıştım. Bayılıyorum dokumaya. Ama bunu bir yüncü kardeşimizin dükkanında, arkadaşımızın dükkanında köpüğe yapmışlar Tülin Hanım. Evet. Köpük koymuşlar. Köpüğün üstünde büyük şallar, içinizde yapanlar çoktur tahmin ediyorum. Çok da geçen sezon özellikle çok çok yapıldı. Ama böyle küçük parçada şöyle bir şeyde ne yaptım ne yapanı gördüm şimdi göreceğim. Ama çok sevdiğim bir şey. Mutlaka yapacağım bunu bu yaz. Şimdi tabii bunları dokuma mantığında Brezilya'da tezgahlarda yapıyorlar ve ip bunlar gördüğümüz bu kafesler ip oluyor. Evet. Ama biz zincirle kafes ördü. Pratik. Daha el örgüsüne yaklaştı. Şimdi çalışmamız şöyle. Biz böyle çalıştık hani. Kayarak böyle sağa ve sola kayarak. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Hepsini de doldurabilirsiniz. Tabii. Bütün önü arkayı dolu yapıp çok güzel marka bir böyle ceket gibi bir şey de yapabilirsiniz. Ne demek istediğimi anladınız. Hani siyah beyaz yaparsınız. Bir iki de inci takarsınız. Tamam. Olur yani. Şimdi şöyle ortadan başlayalım. Burada ortadan başlıyoruz işlemeye. Tamam. Ortadan bu tarafa, buradan bu tarafa. Hani aşağıdan yukarı o da olabilir. Hepsi olabilir. Böyle düğüm attınız mı? Attım. Evet. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi buradan 8 taneden sonra tutturdum. Şöyle ipliğimi gerdim. Buradan
Dokuma tezgahında da önce bunu yapmak durumundayız. Tabii. Bu bir ahşap da olsaydı tabii, yünlerimizi biz bu şekilde tabii, oraya çiviler yardımıyla gelecektik. Ama burada tabii, evdeki eldeki malzemeyle tabii, biz şahane bir dokuma yapıyoruz. Bundan yastık yapın, tabii, yatak örtüsü yapın, perde ürün. Tabii. Çok güzel bir şey öğretiyor Tülin Hanım şu anda bize. Evet. Burada yukarı çıktık. Şimdi buradan hemen dönersem şöyle olur. Tabii çok yakın olur. O yüzden biraz yukarı çıkıyorum. Yani bir tane zincir böyle kayıyorum yukarıya. Biraz tabii dengeli arayı açıyoruz. Açtık. Şöyle karşıya batıyorum. Arada böyle mesafe bırakıyorum. Tabii çok yan yana olmuyor. Üç, bir kafese böyle üç tane ara yetiyor. Çünkü çok fazla dört falan olunca da çok sıkı oluyor. Güzel olmuyor. Şimdi burada böyle yürüyerek tabii bir sıra daha yapıyoruz. Bir sıra daha yapıyoruz aynısından. Evet. Böyle geliyoruz. Yani gitarın telleri gibi bunu buraya gerdiriyoruz. Gerdiriyoruz. Evet, böyle. Evet. Bir yastık üzerine de hani bu iğnelenip tabii yapılabilir. Ki, tabii ki. Ama hani güzel, el de çok rahat oluyor. Elimizi altında kullanmamız daha rahat oluyor çok, dokurken. Çok. Hani bir yere bağımlı kalmamak daha rahat. Bence de. Böyle. Çünkü küçük bir parça. Hani çok büyük şeyler değil. Böyle geliyoruz. Şimdi 6 tane yaptık. Buradan şimdi artık azalıyoruz. Şurada azalmaya başlıyoruz. Bir kafes içeri giriyorum. Bir kafes de buradan. Bir kafes girebilmek için hep şu zincirlerin üzerinde yürüyoruz. Zincirin üzerinde bir kafes içeriye kayıyorum. Böyle kaydım. Şöyle iğnelerimiz küt iğne. Ucu küt. Hani ipliğin arasına girmesin. Evet, rahat olsun. Biz dokumada mesela ucu top şeklinde olan bir iğne var. Onu kullanmıştık hatırlarsan Gülizar. Ucu top şeklinde ama bizim yaptığımız daha büyük bir şey olduğu için o top şeklinde iğne şu geçişlerde evet, çok büyük iyilik sağlıyor. Evet. Buyurun. Şimdi bir tane kaydım. Buradan da bir tane içeri kayıyorum ve hemen şöyle şuradan tutunuyorum. Yine buradan yukarı çıkıyorum. Hep yukarı çıkarak hani buraya geldim buradan buraya dönmüyorum. Bir tık böyle yukarı çıkıyorum. Sonra geliyorum yine. Yine buraya. Bu anlaşıldı zannediyorum. Böyle. Evet. Ne yapıyorsak orada altta bu formu aynen, şey yapıyoruz. Şimdi sonra bunu ben tabii ipliği şimdi hem bir iş gösteriyorum hem de ipliği değiştirme durumu olmasın, karışmasın kafaları hanımların diye tek renkle yaptım. Tabii. Ama tabii bu görseli verebilmek için aslında bluzu de mi alsak acaba? Alayım. Hemen vereyim. Olmazsa. Hemen vereyim. Hangisini? Şu yeşil mi? Evet, olabilir. Evet. Hı-hı. Çok da güzel olmuş. Yıkılıyor yani. Teşekkür çok ederiz. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Zahmet oldu. Ellerinize şimdi sağlık. Şu kemer kısmına hele özellikle çok bittim. Yani bir şey yaptığımızda buraya bir şey yapmasak bile bunu kemerde kullanabiliriz evet, diye düşünüyorum. Aklınıza çeşitli fikirler geliyor mu? Bu şekilde sadece bir elbisenize kotunuzun üstüne bir kemer de örebilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Buyurun. Şimdi biz aslında biz de deniyoruz yani. Biz de en güzelini bulmaya çalışıyoruz ve getirmeye çalışıyoruz. Mutlaka. Şimdi ilk önce biz şunu yaptık. Şu arkayı. Şunu yaptık. Burada sanki dokumanın önüne bu zemindeki kafes geçti gibi geldi bana. Hani dokumanın önüne geçti şunlar belli oldu. Evet. Bunu böyle bırakalım dedim. Bu da olabilir fikir. Yani olabilir. Onun için bunu da hiç söktürmedim. Tamam. Bu da olabilir dedik. Bunu da görsün hanımlar. Burada her kafese giriyoruz. Onu da göstereceğim şimdi. Tamam. Öyle yaparlarsa bu şekilde olur. Hani dedik dokuma daha öne çıksın. Renkler öne çıksın. Biz atlayalım. Atlayarak yapalım. Hmm. Onu göstereceğim şimdi. Çok güzel. Şimdi buradayız. Bu renklenmeyi verebilmek için tabii şimdi şöyle bir şey var. Bu birbirine uyumlu renk geçişinin tekrarlandığı iplikte bu iplik geçişinin boyları uzun kalır bu çalışmaya. Çok uzun kalır. Hani bu efekti yakalayamayız. Desek ki mesela biz başlayalım burada hiç ipliği şey yapmadan hani kesmeden ayarlamadan yönetmeden belki tek renkle bu olacak. Bu yeşille bu olacak. Yok, bölmek burada çok güzel iş. Portakalla bu olacak. Belki öyle çalışmak isteyenler de olabilir. Onu da yapabilirler. Hani her bölüm ayrı renk olur. Çok fazla iplik koparmazlar, kesmezler. Zaten bu ipler bize çok yapacağımız işlerde çok avantaj, elverişli fikirler veriyor. Çok avantaj sağlıyor. Yani evet, böyle kullanabiliriz. Sadece şunları kullanabiliriz. Tabii. Sadece şunları kullanabiliriz. Bu artık hani zevkler, renkler tartışılmaz konusu ama bu ipi
Bakın Tülin Hanım şimdi ne kadar güzel hazırlamış. Başka bir rengi tabii ki bunun. Böyle renkleri ayırabiliriz, yönetebiliriz. Burada şimdi her kafeste mesela buraya yeşil, 2 sıra pembe kullanırız. Sonra bir kafeste 3 sıra bu renkten kullanırız. Arkada tabii gizliyoruz. Yani ipliği bağlıyoruz. Evet. Mor kullanırız burada. Burada işte diğer rengi kullanırız. Hani o zaman çok renkli bir efekt yakalıyoruz. Ama dediğim gibi ben o kadar çok koparmam istemem diyenler de hani tek renk, tek renk, tek renk olarak da bunu yapabilir. Evet. Şimdi böyle bitiriyoruz. 2. Şurada da 2 var. Sonra hep birer birer. Tamam. Kaydık. Şimdi geliyoruz. Enine attık iplerimizi. Dikine. Dikine dokumamıza geçiyoruz. Dikkat şimdi. Evet. Pardon, pardon bir saniye. Yine ortadan başlıyoruz. Makasımı alabilir miyim? Burada makas tüm. Ortadan başlayarak inersek daha rahat oluyor. Biraz önce de ortadan başlamıştım. Evet, neden ortadan başlıyoruz? Ortada... Çünkü baklava gibi bir şeyimiz var. Evet. Buradan şimdi düz gitsek burası buralar kalır. Açıkta kalacak. Açıkta kalır. Çok mantıklıymış. Evet. Bak bunu şimdi ben de siz söyleyince burada buradan başlarsak dokumaya hemen buraya kayarız, buraya gideriz. Böyle kaymak daha kolay. Evet. Şimdi şöyle şuradan başlıyorum. İğnemizi geçiriyoruz. Çok zevkli, keyifli bir çalışma. Bildiğimiz dokuma mantığı. Bir aşağıdan, bir yukarıdan. Şimdi hiç dokuma yapmamış olanlar da tabii için dokumada bir alttan bir üstten, yani bu gitarın telleri gibi gerdiğimiz, evet, yani dokuma tezgahlarında da bu var. Bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten ipimizi yürütüyoruz. Evet. Hiç yapmamış olanlar için. Evet. Şöyle. Çok da zevklidir. Üstten, alttan, üstten. Alttan. Şimdi burada şeylere girmiyorum. Bu zincirlere girmiyorum. Şu sadece bir dokuma görünsün diye. Hani şuradaki mantığı burada yapıyoruz. Evet. Zincirlere girmiyoruz. Sadece ipleri kullanıyoruz. Ortadan başlayacaktınız galiba. Yok, buradan. Böyle gideceğiz ve buradan çıkacağız. Evet. Şu orta, şurası demek istedim, şu iki kafesten. Evet, böyle. Burada tabii mecbur tutunuyoruz. Zincire tutunuyoruz alttaki kafese. Böyle. Kaçar kaçar alttan üstten gidiyorsunuz. Böyle bir alttan birer, üstten. Birer birer birer, birer birer. Tabii birer birer. Alttan üstten, alttan üstten. Dönüyorum şimdi. Ama tabii bu başlarken ve bitirirken, dönerken mutlaka şeye tutunuyorum. Kafes zincirlerine tutunuyorum. Zincirlere batırıyoruz iğnemizi. Evet. Şimdi geliyorum. Burada. Onun için bunda toplu iğne, benim dediğim ucu top olan iğne olmaz. Hmm. Alta tutunuyor. Evet, tutunuyor. Tülin Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi dönüş çok önemli. Dönüşte alttan üstenleri tersten gidecek. Tersten gideceğim. Mi? Evet. Üstten gittiysem alttan gideceğim. Alttan gittiysem üst. Evet. Yani tam tersini yapacağım. Evet. Şimdi burada üstten, burada benim şu ipliğin altından girmem gerekiyor. Ama burada tutunmam gerekiyor. Şu zincire tutunmamız gerekiyor. Zincire tutunuyoruz. Alttan giriyoruz. Sonra üstten, alttan, üstten. Arada tutunmuyorum zincire. Devam ediyorum. Alttan, üstten, alttan. Şimdi tutunuyorum. Sona geldiğimde yani. Yani evet. Şimdi anneler veya büyükler, aile büyükleri bu kafesten öreceğimiz şeyi, mesela gençler için söylüyorum, bize örseler üstünün nakışını da, şeyini, Brezilya nakışını, bu evet, dokumasını da mesela gençler yapsa, evet, çok güzel olur. Hakikaten çok beğenilesi bir şey. Bir de müthiş bir terapi. Şimdi şu önemli. Buradan hemen dönmüyoruz. Bu önemli. Geldik, tutunduk ve hemen dönmeye başlamıyorum. O zaman benim 3 sıram şöyle şurada biter. Burası açık kalır. Tamam. Kayıyorum. Yani burada bir tane de böyle bir kayarak arayı açıyorum. Şimdi burada üsttendi. Şimdi alta geçiyoruz. Alttan üstten. Alttan hemen üstten. Alttan üstten. Alttan ve yine karşıya tutunuyorum. Böyle hiç sıkmadan elimizi, gayet rahat, çünkü rahat olmalı. Bunlar böyle aralar aralıklı olmalı ki etkili olsun, çok sıkı olmamalı. Şimdi geldik, burada şuraya atlamalıyım. Buraya atlayarak yukarı çıkmalıyım. Atlayabilmek için yine hemen zincirimin üzerinde yürüyorum. Böyle zincirin üzerinde kayıyorum. Evet, çünkü kayıyorum. Bir soru var. Buyurun. Diyor ki izleyicimiz, yuvarlak nakış kasnaklarında gerdirerek yapabilir miyiz bunu? Olabilir.
Olabilir ama elde ben böyle elimin içine şöyle şunu alıp evet. çok daha rahat ederim. Şey bir tek bu dokumalarda Tülin Hanım hani büzmemesi. Hı hı. Elinizi tabii, tabii. sıkı çekmeyin her tabii, tabii. şey yaptıktan hep sonra yapınca, oturtmak evet, lazım. Şöyle oturtmamız gerekiyor. Şöyle oturtmamız gerekiyor ama elde çok rahat. İsteyenler tabii öyle rahat edenler öyle de yapabilirler. Şimdi kaydık. Burada kaymayı hep yanda yürüyerek gösterdim. Yine buraya kayıyorum. Yine alttan, üstten, alttan, şöyle üstten. Böyle biz dokumamızı yapıyoruz. Böyle çalışıyoruz. Şimdi ilerliyorum bakın hiç tutunmadım. Daha tutunmadım zincire. İlerliyorum. Böyle çekiyorum. Elimle düzeltiyorum. Kaysın hiç önemli değil. Biraz sonra bunu ben böyle yana iterim. Yine alttan ve üstten hemen burada şimdi bittim ve tutunuyorum. Yani şurası bitti. Kaymamı yaptım. Birer kafes kaydım. Bir buradan, bir buradan kaydım. Yine dönüyorum. Yine tutunarak böyle üstten alttan, üstten alttan, üstten alttan böyle ipliğimin aralarından geçerek geliyorum ve sona yine tutunuyorum tam karşıya. Yine çekiyorum. Tabi burada renkleri değiştirebilirler. Şimdi bu kadar mesela maviyle geldim. Bırakırım bunu. Burada başka renk ipliğimi alırım. Bir şey soracağım. Başka renk ipliğimle devam ederim. Buyurun. Soruyorum. Şimdi mesela burayı yaptınız. Hı. Biz normal bir dokuma tezgahı olsaydı evet. bunu ya tarakla ya elimizle böyle bir oturturduk. Burada da öyle oturtma işlemi yapıyor musunuz? Burada oturtma işlemimiz zincirin üzerinde kaymamız oluyor. Ha. Yani boşta değil ipliklerimiz bizim. İplik boşta, boşta değil. Bir yere tutunuyor. Tutunuyorum. Halbuki tezgahta boşta olduğu için bir tarakla evet. yani bu halı dokurken de böyle evet. normal bir şey dokurken de onu tarakla böyle oturturuz. Tabii. Evet. Burada tutunuyorum. Tutunuyor. Şimdi buraya tutundum. Buraya da tutundum. Ben bunu istediğim kadar şimdi tarak kullanayım. Bunu buradan zaten oynatamam. Bu bunun hizası. O çok bize o zaman kafes evet. çok büyük çok, elveriş çok, sağlıyor. Çok elveriş sağlıyor. Şimdi bu anlaşıldı zannediyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Üzerine mesela şunu yapıyoruz. Şöyle başka yine farklı bir renkle. Şeyi bitirdikten sonra. Bitirdikten üzerine, sonra. Yani alttan üstten bir sonraki sırada üstten alttan, üstten alttan bir sonraki sırada alttan üstten, alttan üstten ki onlar böyle birbirine kenet olsun. Çok zevkli bir şey. Evet, çok zevkli. Yani inanın bunu yaparken her şeyi unutursunuz. Pandemi, mandemi falan gider. Evet, şimdi şöyle başka bir renk. Üzerinde farkındaysanız farklı renkler. Kafes arası zincirin sayısını. Dört. 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 Kafesler dört. Dörder tane. İsteyen eli sıkıysa beş yapsın. Evet şimdi şu iğneyi takalım. Şu üzerinin işlemeyi göstereyim. Şöyle iplikleri yani istediğiniz evet, gibi. İstediğiniz gibi yapın. İstediğiniz oralara gibi. Pulla işleyin. Yani. Oralara başka bir şey yapın. Tabii ne isterlerse. Çok güzel. Hep yani, kayarak, ortaya batarak. Sabrınız şöyle. Ve vaktiniz varsa evet. her yerini işleyebilirsiniz. Yani evet böyle. Şunun her yerini şundan yapsak mesela. Ama bunun da tadı farklı. Evet. Bunun tadı farklı, evet. onun tadı farklı. Hepsi. Bayağı güzel olmuş. Böyle kayıyoruz. Buraya geliyoruz, buraya kayıyoruz. Burada herkes kendi zevkine göre işlemeler yapabilir. Burada ortada mesela tohum işleri yapabiliriz. Böyle. Fransız düğümü olur. Fransız düğümü. Hepsi olur. Hepsi olur. Neler yaparlar. Nakış olur. Yani size çok elverişli bir zemin sağlamış evet, oluyor bu zemin. Şeyler. Burada bütün olay kafes zeminle kendimize böyle tutunacak. Biz dokumamızı rahatlıkla yapabileceğimiz kaymayan bir zemin ve bu renklenmenin çok yakıştığı bir çalışma. Çok güzel. Böyle. Dünyada da çok moda. Hı hı. Bundan pek çok şey üretip türetebiliriz. Yelekler, evet. elbiseler, yazlık elbiseler. Diyelim ki şimdi hanımlar böyle bikini falan büstiyer örüyorlar. Büstiyerin bu üstlerine bunu yapabilirsiniz. Altına şu kemer kısmına şunu yapabiliriz evet, mesela. Evet yapabiliriz. Pek çok fikrin aklınıza geldiğini düşünüyorum. Yastıklar, yazlık evler için. Minderler, sandalye minderleri, bank minderleri. Çok güzel bir şey. Çok. Böyle. Ne yapılabilir? Runner. 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 Runner da yapılır. Çok güzel olur. Çok güzel olur.
Harika olur. Küçük bir mesela küçük bir kare masanız vardır, bir çay masası, kahve masası gibi, onun üstüne bir şey yapılabilir. Böyle kafes örülür, aşağı kadar sarkar kafes şeklinde, üstüne yaparsınız nakışı. File buyurun. Çantalar olur. File yazlık çantalar. Büyük file çantalar. Ay Tülin Hanım yani. sapları şöyle olur. Sapları böyle olur. Çiçekler atılır üzerine, torbalar, büyük torbalar. Yalnız Tülin Hanım geçen gün yaptığımız zincirli, şu boynunuzda da yapmışsınız. Bugün tasma yapmışsınız bir tane. Çok beğendim. O kadar çok bana mesaj atan oldu ki, çok güzel, çok güzel, şöyle yaptım, saksı kılıfı yaptım. Arkasından da şöyle güzel oluyor, önünden de böyle güzel oluyor. Gerçekten çok beğenildi. Galiba bugün şöyle bir onun üzerinden de geçeceğiz. Tasarımlar ihtiyaçtan doğar biliyorsunuz. Kolyeler ses yapıyor mikrofonlara. Hep bunu beni uyarıyorlar. Ama ben de bir şey takmadan olmuyor. Dedim iplikle yapıyorum artık. Yapıp takıyorum. Evet, geçen gün de Tülin Hanım'ın boynundaki kolye çok soruldu. Onun da belki bir fotoğrafını koyarsınız sayfanıza. Çok güzelmiş. Siz koyun Tülin Hanım sayfanıza. Çok güzeldi. Çok beğenmiş izleyicilerimiz. Teşekkür ediyorum. Tülin Hanım'ın boynundaki hakikaten de yalnız çok güzeldi. Şimdi evet. Böyle şeyler yapıyoruz. Şu küçük çiçekleri böyle insanlar istediği gibi yapabilirler. Böyle batırıyorum. Böyle geliyorum. Böyle sarıyoruz yani. Sarıyoruz böyle. Hani şurayı böyle dolduruyoruz. Şuraları ayrı. Bu şekilde böyle doldurduk. Böyle fıstık fıstık yapabiliriz. İsteyen istediği gibi doldurabiliriz böyle. İsteyen istediği gibi doldurabilir. Çok güzel. Burada ipliğin renklenmesi çok önemli. Şu şey mi? Şu ortadakinin patronu mu? Hepsinin böyle isterseniz. Sayıları, kafes sayıları. Ortadakinin kafes aralarını kaç tane? Hepsi. Dört mü? Dört, hepsi dört. Hepsi dörtlü kafes. Bu böyle. Yine şu bluzumuz, bu renkli bluzumuz. Çevirelim diyor. Renkli bluzumuzun sayıları. Evet. Böyle önde yakayı açtık. Böyle arkaya açmadık. Arkası düz. Arkası düz. Şey. Kol sayıları. Çevirelim. Çevirelim orada. Böyle kol evet. Sayıları. Bunlar da böyle. Şunu göstereyim. Hani şu bant. Bantı nasıl? Bantta atlıyoruz. Biraz önce gösterdiğim gibi 3, 6, 7. 7 tane dibir veya 8 tane dibir hiç önemli değil. Enlerini bölerler, eşit bölerler. Evet, ne kadar ipliği uzun olarak baştan sona yürütmek çok zorlayıcı olabilir. Bu kesitler de çok iyi fikir olmuş burada. Evet, şimdi böyle yaptık. Böyle aynı biraz önce gösterdiğim gibi 4 kafes burada. Pardon, burada 5, 2, 4, pardon 4 tane. 4 kafesi bu şekilde işledik. Şimdi ama şu ortadakini tutunduk. Şimdi ortadakinde şöyle yaptık. Böyle her kafese tutunduk. Bunu göstereyim. Neden bunu böyle yaptık? Şimdi burada rengi bozmamak önemli. Hani alttaki zemin üste geçmesin, dokumanın önüne geçmesin, rengin önüne geçmesin diye burada atlama yaptık. Ama burada düz renk yaptığımız için hiç atlamaya gerek yok. Her kafese batırdık. Her kafese. Böyle. Yalnız bu da çok güzel evet. Olmuş rengine. Rengine. Müge soruyu alamadım pardon. İsterlerse saçak takabilirler, isterlerse takmayabilirler. Bunu da göstereyim. Şöyle her kafese batıyoruz. Kar topu doğru mu? Kar topu. Antep işi kar topu tekniğiyle yapabiliriz demiş izleyicimiz. Evet. Ben bilmiyorum. Böyle. Bakacağım. Böyle. Kar tanesi gibi duruyor. Tamam bakacağım buna çıkışta böyle. Bilmiyorum. Her kafese batırıyorum. Şimdi her kafese tutunuyorum. Mesela bazıları bunu yapmak isteyebilir. Düz renkte böyle olsun. Hiç gerek yok böyle 6-7 tane atlamaya. Burada bir rengi koruma durumumuz yok. Ama burada rengi korumak istediğimiz için hani uzun uzun atladık. Ama düz renkle yapmak isteyenler böyle her kafese batabilirler. Bu da çok iyi fikir olmuş. Yani bu düzde bakın. Evet. Ne kadar güzel. İsterseniz bunu birkaç sıra daha yapın. Tabii. Şuralar çok güzel Nasıl olmuş. İsterlerse bunlar istekleri gibi şöyle de atabilirler, şöyle de büyütebilirler, her şey yapabilirler. Vallahi bir şey diyeyim mi? Şunu şöyle de koymak istiyorum size. Bir karşıdan lütfen bakın. Masa örtüm yok. Aman da ben nasıl yapacağım? Bak karşıdan çekerken bunu. Bakın. Şimdi ben eğri koydum şöyle. Yani gerçekten çok güzel. Ben bunu yapabilirim. O kadar güzel. O kadar güzel. Şimdi dokuma evet biraz hani ağır ilerler ama değerlidir. Değerli
havası verir. Değerli ötesi işe. Yani. Değerli evet, ötesi çok güzel. Yani yapıyoruz. Bunu yapsanız da hani evladiyelik diye bir laf vardır ya. Evladiyelik olur. Anadan evlada, anneanneden evlada geçer yani. Tülin Hanım çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bilgisi var. Zaten sayfalarınızda bunun açıklamalarını yapacaksınız. Fikri çok iyi, kendi çok iyi, çok şık. Çok güzel bir şey öğrendik sayenizde. Tekrar bu sezon için size ve çalışma arkadaşlarınıza, tüm ailenize çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet.